Arkadaşlar merhabalar bu videomda trigonometri kampında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani ikinci günde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birim çember ve trigonometrik fonksiyonları anlatıyorduk. Ve şuradaki notta kalmıştık. Yani kitabımızda sayfa numarası 10 ve 11'i anlatacağız size. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Notumuz diyor ki a sinüs x artı b kosinüs x ifadesinin en büyük değeri kare kök içerisinde a kare artı b karedir en küçük değeri de bunun eksilisidir. Eksi karekök içerisinde a kare artı b karedir. Hocam bunu böyle deyip geçeceğiz mi? Cık, hayır. Ve bu arada şöyle değil midir hocam? Sinüs x'in değeri 1 ile eksi -1 arasında. Kosinüs x'in değeri de 1 ile eksi -1 arasında deyip taraf tarafa toplasak olmaz. Neden olmaz? Çünkü sinüs x ve kosinüs x biz bununla ilgili soru yapmıştık aslında ama Birinde x'li birinde y'li. Hatta hatırlatayım bir önceki dersimizde. Bak burası 3x'li burası da 4y'li. İçindeki ifadeler farklı. Yani içindeki ifadelerin farklı olmasına anlama geliyor. Hocam buradaki ifade 1 ile eksi 1 arasında diyebiliriz. Bu da içindeki açı değeri farklı olduğu için bu da 1 ile eksi 1 arasında deyip en büyük değerlerini ya da en küçük değerlerini bulabiliyoruz. Ama burada içindeki açı değerleri aynı olduğu için bunun en büyük değeri için bunun en büyük değerine ulaşamayız. Yani birim çember çizeyim birim çember üzerinde göreceksin zaten ve birim çember üzerinde de sana çok güzel bir ispat yapacağım. Zaten bizim amacımız neydi bir de geometrici tarzıyla görün demiştik. En azından bunu ispatsız bir şekilde geçmeyeceksiniz ve çok güzel bir şey öğreneceksiniz. Güzel bir ispatı göreceksiniz. Genelde böyle hemen bu verilip geçilir. Aa ben size verip geçmeyeyim nereden geldiğini de göstereyim. Geometrik olarak ispatlayayım hatta. Biliyorsunuz SML Hoca da anlatıyor. Mert Hoca da anlatıyor. E ben de biraz geometrik olarak yaklaşayım. Normalde bunun şey ispatı var. Ama e, toplam fark formüllerini kullanıyoruz. Daha onları görmediğimiz için. O yüzden bu ispatı yani toplam fark formüllerinden yapamam. Ama geometri bilgini olduğu için. Var değil mi? Dinledin değil mi geometriyi? En azından analitik geometriyi biliyorsan. E, burada bu ispatı da anlarsın. Şimdi ben bir şey alayım arkadaşım. Ne alayım mesela? bir alfa derecelik bir açı alayım. Alfa derecelik bir açı değil de x derecelik bir açı alayım. x derecelik bir açı aldığım zaman buradaki noktanın koordinatları kosinüs x'e sinüs x değil miydi arkadaşım? Evet. Şimdi burada sen kosinüs x'in mesela 1 ile eksi 1 arasında olduğunu biliyorsun ya. Atıyorum bunun en büyük değerini alırken hocam sinüs x'in en büyük değerini alayım ya da kosinüs x'in en büyük değerini alayım. En büyük değeri 1 iken bak göstereyim sana. Kosinüs x en büyük değer 1'de oluyor ya. Bak şimdi sen burası 1'e 0 noktası. Kosinus x'in bir olduğu yerde sinüs x sıfır oluyor kardeşim çünkü burası şöyle baktığınız zaman kosinüs de sinüs kosinüs bir oluyor burada sinüs de sıfır oluyor demek ki o düşünce tarzı yanlış olacak burada yani bu sıfırla eksi 1, birle -1 bir 1 arasında bu da eksi birle bir arasında o zaman bunun en büyük değerini aldığında bunun en büyük değeri oluşur diye bir şey söyleyemem o yüzden burada farklı bir bakış açısıyla gitmem lazım nasıl bir bakış açısı gideyim burada nasıl bir ispat yapayım sana biraz analitik geometriyi kullanacağım analitik geometride mesela ben şöyle bir doğru çizeyim. Arkadaş şöyle bir doğru çizeyim. Bu doğrunun adı da atıyorum. AX artı B'ye de olabilir de. Şu tam şu şunu elde etmek için. BX artı B, BX artı AY şeklinde yazayım. Eşit sıfır şeklinde bir doğru. Ya da Y eşittir MX şeklinde bir doğru gibi de düşünebilirsin bunu. Sadece şuradaki kas elde etmek için orijinden geçen bir doğru ne oluyordu? Sabit sayısı olmuyordu. AX artı B'ye de yazabilirim. Fark etmiyor. BX artı AY de yazabilirim. Şimdi ben burada nasıl bir şey yapabilirim? Arkadaş bu doğru. E ben burada bunu da kullanacağım. Buradaki yarı çapın bir birim olduğunu da biliyorum. Dik üçgen oluşturayım. Dik üçgeni nasıl oluşturabilirim? Şuradaki noktanın doğru olan uzaklığıyla oluşturabilirim arkadaşım. Noktanın doğru olan uzaklığını hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyorsanız şöyle bir hatırlatayım. A noktası x0 virgül y0 noktasının şu ax artı by artı c eşit 0 doğrusuna uzaklığı neydi? Noktayı doğru da ne yazıyorduk. Bak h. Yani ax0 artı by0 artı c mutlak değerce bölü kare içerisinde a kare artı b kareydi. Hatırladın. O zaman buradaki noktanın bu doğru yolun uzaklığını da yine ben h diyeyim. O zaman buradaki noktayı doğru da yerine yazacağız. Yani doğrumuz da eşit sıfır şeklinde yazıldığında yalnız. Evet x yerine kosinüs x y yerine de sinüs x yazacağım. O zaman h'ı buluyorum. H neye eşit arkadaşım? B çarpı kosinüs x değil mi? B çarpı kosinüs x artı y yerine de sinüs x yazıyorum. A çarpı sinüs x. Ondan sonra mutlak değer içerisinde bölü kare kük içerisinde a kare artı b kare değil midir burası? Evet. E şimdi ben bunu yorumlayacağım. Buradaki h arkadaşım bu. Bak dikkat et. Buradaki h bu. Arkadaş noktanın doğru yana uzaklığı. A burada bir dik üçgen çıktı. Dik üçgen olduğu için h dediğimiz şey birden küçük değil midir arkadaşım? Evet. Çünkü noktanın doğru yalan uzaklığı birden küçüktür. Yani burası birden küçük olur. Hatta bunun bire eşit olduğu durumda vardır kardeşim. Ne zaman mı? Mesela bizim buradaki açıyı böyle seçtik ya. Bir açıyı şöyle de seçebiliriz. Bu noktanın bu doğru yalan uzaklığı yani buradaki bir yarı çap uzunluğuyla şu doğru dik kesebilir. Dik kestiği zaman yarı çap uzunluğu da bir olmuyor mu? Oluyor. Yani bire eşit olduğu durumda var. O zaman küçük bir demeyelim de küçük eşit bir diyelim buna. O zaman şöyle bir ifade küçük eşit bir çıktıysa yani ben şunu söyleyebilirim. B kosinüs x artı a sinüs x mutlak değer içerisinde küçük eşit 1 çıktı. Bu ne demek? B kosinüs x hayır 1 çıkmadı. Karşı tarafı a kare artı b kare çarpıyorum. Kare içinde a kare artı b kare çıktı burada. O zaman bu mutlak değer içerisinde olunca b kosinüs x artı a sinüs x yazıyor ama tam tersi toplamları yer değiştirebiliyor. a sinüs x artı b kosinüs x küçük eşit kare içinde a kare artı b kare oldu. O da küçük eşit. Eksi kare içerisinde a kare artı b kare mi oldu? Evet. Gerçekten de bu ifade a sinüs x artı b kosinüs x ifadesi. En büyük değeri ne oldu? Bak kare içinde a kare artı b kare eşitlik olduğundan dolayı. En küçük değeri ne oldu? Bak şurası oldu. Yani kare içerisinde a kare artı b karenin eksilisi olmuş oldu. Tamam. Bunu bilin. Ama içindeki ifadeler bak şuradaki ifadeler kosinüste ve sinüsteki açı, açılar aynı olduğu zaman bu ifadenin en büyük değeri kare sinüs x'in ve kosinüs x'in katsayılarının kareleri toplamı şeklinde yazılıyor. En küçük değeri de kareleri toplamı kare içerisinde bir de eksilisi yazılıyor. Ama diğer türlüsünde açılar farklıysa kosinüs x'in aralığını bul. 4 kosinüs x'i bul. Sinüs 4 y'nin aralığını bul. Sonra 3 sinüs 4 y'yi bul. Taraf tarafa topla aralık çıkar. İçindeki ifadeler farklıysa bu şekilde içindeki açılar aynıysa Kare küçüğünde a kare artı b kareyi unutma. İspat tekniğiyle her zaman bu soruyu yapmak zor olduğu için buradaki özelliği bilmenizi tavsiye ediyoruz. Hemen sorusu. İfadesinin en geniş aralığını buluruz. Arkadaşlar buradaki ifadeye ben a diyecek olursam a ifadesi ne ile ne arasında kare küçüğü içerisinde 3'ün karesi artı eksi 4'ün karesi ile kare küçüğü içerisinde 3'ün karesi artı eksi 4'ün karesi. Ha geometri bilgin varsa hocam 3 4 5 direkt buna 5 yazabilirsin. Yani şurası 5 ile tabi bu eksilisi olacak eksi 5 arasında olacak. Yani aralığımız eksi 5 ile 5 arasında olacak ve kapalı aralık olacak. Çünkü niye kapalı aralık? Burada eşitlikte olduğundan dolayı arkadaşlar. Tamam olay bu. Bilmezsen ispat tekniği seni bayağı bir yorar çünkü. Geldik şuraya. Bu seferde de kos kareli ve sin kareli bir şey var. Ya çarpanları ayırmayı da trigonometride çok kullanıyoruz. O yüzden çarpanları ayırma bilgin zaten var ki buraya kadar gelebildin. Çarpanları ayırmayı kullanalım burada. Cos kare eksi 4 sinüs x kosinüs x artı 4 sin kare x var burada. Sen burada kosinüse a de yani çarpanları ayırırken kosinüsle sinüsle ilgili işlem yaparken sıkıntı yaşayabilirsin. O yüzden kosinüse a de sinüs yani kosinüs x'e sinüs x'e de b de istersen. O zaman denklem neye dönüştü? a kare eksi 4 ab artı sinüse de b demiştik. 4 b kareye mi dönüştü? Evet. Şimdi ben bunu arayacağım. Hocam bu çarpanları ayırdığın zaman A'ya A. Bu da eksi 2B. Eksi 2B olduğu için A eksi 2B çarpı A eksi 2B oldu bu. A bu da A eksi 2B'nin parantez karesi değil midir? Evet. Yani benden bu A eksi 2B'nin parantez karesinin en büyük değeri isteniyor. Yani A eksi 2B dediğimiz A dediğimiz kosinüs X'ti değil mi? Hemen yazalım yerine. Hemen bizden istenilen ifade kosinüs yani bu buna dönüştü arkadaşlar çarpanlar ayırmadan. Kosinüs x eksi 2 sinüs x'in parantez karesinin en büyük değeri isteniyor. Yani ben içerideki ifadenin en büyük değerini bulursam bunun karesinin de en büyük değerini bulmuş olur muyum? Olurum. Tamam. E, ee, soru şuna dönüştü. Kosinüs x eksi 2 sinüs x'in en büyük değeri. Hocam kosinüs x eksi 1 ile 1 arasında sinüs x de işte eksi 1 ile 1 arasında bir de 2 sinüs x'i bulup taraf tarafa toplarım. Hayır. İçindeki açı değerleri aynı. Aynı olduğu zaman bizim kare içinde kare artı b kareyi unutma. Yani senin şuradaki ifade ayrı bir yerde bulayım. Kosinüs x eksi 2 sinüs x ne ile ne arasında arkadaşım? şu kosinüs x'in katsayısı 1 değil mi arkadaşlar? Kare içinde 1'in karesi artı eksi 2'nin karesiyle kare içinde 1'in karesi artı eksi 2'nin karesinin eksilisi arasında olacak. Yani burası eksi kök 5 ile ne arasında oldu? Şu ifade şöyle nokta nokta şeklinde göstereyim. Kök 5 arasında oldu. O zaman bu ifadenin en büyük değeri ne yaptı? Kök 5 yaptı. Bunun yerine kök 5 gibi düşünürüm. O zaman bunun en büyük değeri kök 5'in karesinden dolayı kaç gelir? 5 gelir. Evet bunun en büyük değeri isteniyor zaten benden. O zaman cevap 5 yaptı arkadaşlar. Tamam. Olay bu. Aa, çok güzel bir soru ama ya. Şöyle bir yıldızı hak ediyor mu bu? Evet gerçekten yıldızı hak ediyor. Hem çarpanları ayırmayı kullandık hem kosinüs x eksi 2 sinüs x'i yaptık. Kosinüs x de böyle kas da unutmayın. 1 kas sayısı var burada. Dikkat et buna da. Evet örnek 8 bu şekilde çıktı. Geldik örnek 9'a. Örnek 9'da da bu ifadenin en küçük değeri nedir diye soruluyor. Hmm, arkadaş sin kareyi ayrı bir şekilde bulayım. Eksi sinüs eksi 2 x ayrı bir şekilde bulayım. E sonra da burada 5'i de toplayayım. Hani böyle bir soru yapmıştık. Hatta son geçen dersin son videosunda. Şöyle bir soru yapmıştık. Ne yaptık? 4 sin kare 3 x'in bu değerini bulduk. Sonra ne yaptık? 2 ekledik. Aralık çıktı. Ama burada da uyarmıştım. Sin kareli bir şey gelince ya da işte atıyorum böyle x kareli bir şey gelince x karenin aralığını buluyoruz. Ya da x kare artı 5'in aralığını buluyoruz. Ama x kare artı x'li bir şey gelince tam kareye çevirin diye. Siz bunu biliyorsunuz. Nereden biliyorsunuz? Ta böyle eşitsizlik sisteminden biliyorsunuz. İşte burada da 4 sin kare x eksi sinüs 2 sinüs 2x olduğu için bunu tam kareye çevirip ona göre işlem yapmanız lazım. Yani eşitsizlik sisteminin son noktasıydı bu. Bilmiyorsan bunu bil. Yani şuna bir a diyelim. Sinüs x a diyelim. Sinüs x a deyip ona göre işlem yapalım. Yani senden 4 a kare eksi 2 a artı 5 isteniyor. Ya yani a'nın aralığı verilip de biz a'nın aralığını biliyoruz. Yani sinüs x'in aralığını Sinüs x 1 ile eksi 1 arasında. Bu aslında a'nın aralığı. A'nın aralığı verilip de bu şekilde bir ifade verildiği zaman tam kare yapın diye size anlattılar. Ben burada size ekstradan anlatmayayım. E o zaman tam kare yapayım bunu. Arkadaş bir şeyin tam karesi yapacağım ben şimdi. Ya 4A kare var mı burada? Var. 4A kare neyin tam karesi? Hocam 2A'nın tam karesi değil mi? Tamam. Yani 2A'nın karesini alırsam. Hocam 2A'nın karesini aldım da 4A kare geldi. Sonra birinci ile ikincinin çarpımının iki katı da burası mı yapacak? Evet. Ben ikinciye 2a artı x diyeyim mesela. Burası 2a artı x'in tam, tam karesi şeklinde yazmaya çalışayım burada bunu. Hocam 2a artı x'in tam karesi ise bu ifade birinci ile ikincinin çarpımının iki katı olacak. Değil mi? Yani x demeyelim de atıyorum şuraya b diyeyim isterseniz. Ee, o zaman birinciyle ikincinin çarpımının iki katı. Yani 4ab eşittir. Eksi 2a ise ile ikinci çarpımının iki katı. Tabi bu eksi olduğu için eksi olacak. O zaman 4AB eşittir 2A diyelim daha doğrusu. O zaman B'yi ne bulurum arkadaşlar ben burada? Hop hop gitti. 2 bölü 4 yani 1 bölü 2 mi bulurum? Evet. O zaman B dediğimiz değer 1 bölü 2'ymiş arkadaşlar. Tamam. Yani bu şu şekilde arkadaşlar. Bu ifade 2A eksi 1 bölü 2'nin parantez karesi artı K şeklinde bir şey. Oradaki artı K'yı da bulayım. Yani bu ifade ne yaptı o zaman arkadaşım? 2A eksi 1 bölü 2'nin parantez karesinden 4A kare eksi 2A geldi. Ama burada artı 5'i elde edeceğim değil mi? Şunu açtığım zaman artı 1 bölü 4 var. 5'i elde etmem için ne yapmam lazım arkadaşım? Ne çıkar? Artı 5 olması için ne olması lazım burada? Çünkü şunu açtığım zaman artı 1 bölü 4 oluyor. Ya aç bakalım şunu. Şunu demek istiyorum ya. Demek istediğimi yazayım da tam iyi anda. Şunu açtığın zaman hocam 4 a kare eksi 2 a artı 1 bölü 4 geldi. Ama artı 5 olması lazım. O yüzden denkleme ne eklemem lazım? 19 bölü 4 eklemem lazım. 20 bölü 4 5 yapıyor ya. Artı 19 bölü 4 olması lazım arkadaşlar bunun. Tamam. Çünkü artı 1 bölü 4'ü burada. Artı 5 yapması için 19 bölü 4 kaldı buraya. Tamam. Bunu anladık. E o zaman arkadaşlar ben bunu bulmaya çalışacağım şimdi. Hadi bakalım bulalım. Yani bu 2A dediğimizde 2A dediğimiz A dediğimiz sinüs x değil mi? 2 sinüs x eksi 1 bölü 2'nin karesi artı 19 bölü 4'ü bulmaya çalışacağım. Arkadaş şurada işlem yapacağım şimdi. Ben ilk önce 2 sinüs x eksi 1 bölü 2 bulayım. Şuradaki değeri biliyorum ya sinüs x burada. O zaman kafadan yapmaya çalışalım mı? Bunu 2 ile çarpsan ne geliyor? Hocam eksi 2 ile 2 arasında oluyor. Bir de eksi 1 bölü 2 eklemem lazım. Tamam. Şimdi ya da çarpayım. 2 ile çarpayım. <laughs> tek tek yapayım bunu. Bunu 2 ile çarptığım zaman 2 küçük eşittir. Eksi 2 daha doğrusu. 2 sinüs x. O da küçük eşittir. 2 mi yaptı? Evet. Şimdi ben 2 sinüs x eksi 1 bölü 2'yi elde etmeye çalışıyorum. Eksi 1 bölü 2 eklersem buraya. Şimdi eksi 1 bölü 2 eklediğim zaman kaç yapıyor? Eksi 4 eksi 5 bölü 2 mi yapıyor burası? Evet. Eksi 5 bölü 2 küçük eşittir. 2 sinüs x eksi 1 bölü 2 yaptı. O da küçük eşittir. Şimdi eksi 1 bölü 2 eklersem buraya. 2 eksi 1 bölü 2 de 3 bölü 2 mi yapıyor? Evet. Burası da 3 bölü 2 yaptı. Tamam. Bunu buldum. Ama bunun karesi lazım bir de. Karesini de bulalım arkadaşlar. Karesini aldığım zaman ne yapıyor? Negatif bir sayının karesi artı 25 bölü 4 geliyor ama aldığın zaman 0 geliyordu. O zaman bu ifade 2 sinüs x eksi 1 bölü 2'nin karesi yaptı. Küçük eşittir 9 bölü 4 mi yaptı? Evet. Hayır 9 bölü 4 yapmadı aslında. Hocam buradan 9 bölü 4 geldi. Buradan da 25 bölü 4 geldi. Büyük olanını alırız. Yani burası 25 bölü 4 yaptı. Tamam. E ben bir de ne yapmam lazım arkadaşlar? Burada Artı 19 bölü 4'ü bulmam lazım. E burada da artı 19 bölü 4'ü bulmam için denkleme artı 19 bölü 4 eklemem lazım. Eklediğim zaman 19 bölü 4 küçük eşittir. Şu ifadeye yazalım. İşte 2 sinüs x eksi 1 bölü 2'nin karesi artı 19 bölü 4. O da küçük eşittir. İşte 25 bölü 4 artı 19 bölü 4. O da kaç yapıyor? 9 5 daha 14 44 bölü 4 yapıyor. 9, 4, 9, 5 daha 14. 3 evet 44 bölü 4 yapıyor. 44 bölü 4 de 11 mi yapıyor? Evet. Yani bunun aralığı bu yaptı. Ben bilerek böyle yaptım aslında daha kısası olurdu. Çünkü niye? Bunun en küçük değeri isteniliyor ya. Bunun en küçük değeri bu 0 olduğunda o zaman cevap 19 bölü 4 olur. Ama ben sana ta tam değerini, tam aralığını bulayım ki belki bunun en büyük değeri de istenilebilirdi. En büyük değeri istenildiği zaman da cevap ne olacaktı o zaman? 11 olacaktı arkadaşlar. Tamam. Evet çünkü bu tam kareli bir şey ya bu tam kareli bir şeyin en küçük değeri ne yapıyor? Sıfır yapar. Bunun sıfır yaptığı değerde. E bunun sıfır yaptığı değerde e, cevap ne yapıyor o zaman? 2 sinüs x eksi 1 bölü 2'nin karesi artı 19 bölü 4. Bunun da en küçük değeri 19 bölü 4 yapar. Ya da bunu elde etmeye çalıştım ben. Bunu elde ederken ne yaptım? Burada işlemlerim yaptım. Eksi 1 küçük eşittir sinüs x o da küçük eşittir 1'den başlayıp Buradan başlayıp şunu elde ettim. Bunu elde edince aralığımız 19 bölü 4 ile 11 arasında geldi. Bunun en küçük değeri de kaç yaptı o zaman arkadaşlar? 19 bölü 4 yaptı. Ha buradaki işlemi yapmamızın faydası ne oldu? En azından en büyük değeri sorulursa en büyük değeri de bulmak için de bir faydası da olmuş oldu arkadaşlar. Tamam örnek 9 güzel bir soru. Evet güzel bir soru derken zor bir soru ama bu çarpanları ayırmanın zorluğundan kaynaklı bir zor soru arkadaşım. Ama bu çarpanları ayırmada kullandığımız soru teknikleri yine karşımıza trigonometride gelecek ya da gelebilir. Tamam geldik tanjant ve kotanjant fonksiyonuna. Tanjant ve kotanjant fonksiyonu burada tanımı var da ben sana önce bir ön çalışma yapayım. Arkadaş tanjant fonksiyonu dediğimiz şey birim çemberi çizdiğinde bir de neyi çizeceksin? Şuradaki doğruyu çizeceksin. Hop x eşittir bir doğrusunu çizeceksin. İşte bu tanjant tanjantı sana bulduracak olan değerdir. Yani ne yapıyorsun? Hocam buradan bir alfa derece aldığın zaman birim çemberde gösterdiğinde tanjant eksenine değdireceksin bunu. Tanjant eksenine değdiğinde Apsi 1 ya zaten. Apsi bana tanjant değeri vermiyor. Hop ordinatı bana tanjant değeri veriyor. Yani şurası. Yani şurası tanjant değerini veriyor. Peki kotanjant değeri nasıl oluyor? Birim çemberde ayrı bir şekilde yine göstereyim ben sana. Birim çemberde y eşittir 1 doğrusunu çizdiğin zaman da kotanjant yani bu y eşittir 1 doğrusunu çizdiğin zaman da kotanjant bulacağız. Arkadaş alfa derecelik bir açıyı gösterelim yine. Hocam alfa derecelik açı burasıyken bu sefer de kotanjant eksenine değdireceksin. Hadi bakalım kotanjant eksenine değdirelim bunu. Hocam bu açıyı kotanjanta değdirdiğin zaman zaten ordinatı bir ya. Ordinatı değil de apsisindeki değer bana yani şuradaki uzunluk bana kotanjant alfayı veriyor. Tamam tanımı bu. X eşittir bir doğrusu tanjant ekseni. Y eşittir bir doğrusu da kotanjant ekseni olarak bil. Bak OP'nin X eşittir bir doğrusu kestiği noktanın ordinatına bak x eşittir 1 noktası x eşittir 1 doğrusunu kestiği noktanın ordinatı neyi veriyor bana tanjantı veriyor o zaman biz buna tanjantı diyelim ve tanjant alfa ile gösteriliyor op'nin y eşittir 1 doğrusunu kestiği noktanın evet y eşittir 1 doğrusunu kestiği noktanın apsisine de biz ne diyoruz kotanjantı diyoruz ve bu da cot alfa ile gösteriliyor daha büyük şekilde göstereyim. bak alfa açımız burada ya bak buradaki alfa açısının sen böyle x eşittir 1 doğrusuna değdirdiğin anda ordinatı şuradaki noktanın ordinatı bana tanjantı veriyor. Yani buradaki değer tanjant yapıyor. Sen bunu buradaki açıyı hop şuraya kotanjant eksenine değdirdiğin zaman yani y eşittir 1 doğrusuna değdirdiğin zaman zaten ordinat 1 ya. Buradaki noktanın apsisi bana yani şuradaki uzunluğu bana ne veriyor? Kotanjant alfayı veriyor. Yani şuradaki uzunluk kotanjant alfa yapıyor. Tanım olarak bunu bil. Tamam unutma. E o zaman arkadaş tanjant ve kotanjantın en büyük tanım aralığı ne olacak? Bak şimdi yorumlayalım. Şimdi tanjant eksenini şöyle bir yorumlayalım. Hocam tanjant ekseni bu ya. Tanjant ekseni bu olduğu için şöyle açımız sıfırken şöyle 1 olabilir. Şöyle artı 1. Bak 90'a geldiği zaman bak 90'da tanjant eksenine değmiyor. 90'da tanımsız olacak. E, o zaman Sonsuza kadar gidiyor arkadaşlar bu. Böyle buradaki pozitif değer artı sonsuza kadar gidiyor. Açımız şöyle olduğunda hop burada da eksi sonsuza kadar mı gidiyor? Evet. Tanjant değeri de kotanjant değeri de aynı şekilde kotanjant da göstereyim sana. Şu y bir doğrusu ya. Kotanjant değeri de açımız böyleyken bak hop şöyle. Bak sıfıra yaklaştığında kotanjant eksenine değmiyor. Yani sonsuz yapıyor. Şu şekilde gittiğin zaman da hop eksi sonsuz yapıyor. Yani bizim tanjant ve kotanjant değerlerimiz ne yapıyor? eksi sonsuz ile artı sonsuz arasında oluyor. Evet eksi sonsuz ile artı sonsuz arasında hem tanjant hem de kotanjant değeri. Sinüs ve kosinüs neydi? Sinüs ve kosinüs de 1 ile eksi 1 arasındaydı. Tanjantı biz bir de nasıl tanımlıyoruz biliyor musunuz? Bu özellikle çarpanlar ayırma gibi sorularda çok karşılaşacağız. Tanjant sinüs alfa bölü kosinüs alfa olarak tanımlanıyor. Kotanjant da kola başlıyor ya. Kosinüs alfa bu da kola başlayacak bölü sinüs alfa olarak tanımlanıyor. Yani birbirinin tersi. Hatta buradan güzel bir şey geliyor. Tanjant alfa eşittir. 1 bölü kotanjant alfa da oluyor arkadaşlar. Çünkü sin kos. Bu da kos bölü sin olduğu için böyle de bir özellik de karşımıza çıkmış oluyor arkadaşlar. Tamam. Ama tanjant alfanın sin bölü kos. Kotanjant alfanın da kos bölü sin olduğunu bil. Şimdi gelelim sekant ve kosekant fonksiyonuna. Sekant ve kosekant fonksiyonları da şu şekilde tanımlanıyor. Açıyı yazdıktan sonra birim çemberde gösterdikten sonra o açının değdiği yerden bir teğet doğrusu çiziyorsun çembere. Çembere teğet doğrusu çizdikten sonra burası x eksenindeki apsis sekant alfa değerini veriyor. Yani şurası sekant alfa diye tanımlanıyor. Y eksenindeki kestiği yerde kosekant alfa diye tanımlanıyor. CSC diye de yazabilirler ya da co seç alfa diye de yazabilirler. İşte tanımı bu. Neymiş? Birim çemberde açıyı gösteriyorsun. Oradaki noktadan çizilen teğet doğrusunu çizdikten sonra x eksenindeki sayısal değer sekantı y eksenindeki sayısal değerde doğrunun kestiği y eksenindeki sayısal değerde kosekant alfayı veriyor bize. Şimdi burada da merkez teğet çektik ya burası da 90 derece olduğunu biliyoruz değil mi? Şimdi hocam bununla ilgili bir de şu var tamam tanımını öğrendik. Sekant alfa 1 bölü kosinüs alfaya eşittir. Kosekant alfa da 1 bölü sinüs alfaya eşittir. Bunun ispatı nereden geliyor hocam? Bunun ispatına gelmeden önce ta 9. sınıfta öğrendim. Hani bir dik üçgen çizsek. Burası alfa dersem alfa'nın karşısı burası, komşusu burası. Sonra burası ne? Hiposu değil mi? Evet. Şimdi sen sinüs alfayı biliyorsun ya da 9'dan hatırlarsın. Ya da hatırlamıyorsan da zaten bundan sonraki videoda ee, bundan sonraki günde zaten biz size bunları anlatacağız. Şöyle hatırlatma anlamında sinüs karşı bölü hipoydu. Sonra kosinüs neydi? Kola başlıyor. Komşu bölü hipoydu. Tanjant alfa neydi? Tanjant alfa da bak kola başlayanlar komşuyla başlayacak. Tanjant karşı bölü komşu hipo olmuyor onda. Karşı bölü komşu ve kotanjant alfa da bak kola başlıyor. Komşu bölü karşı. Bunların tanımını bu şekilde şimdilik bil. Zaten 9'dan ya da e, 8. sınıfta zaten bunları hatırlıyorsun ya da küçük bir hatırlatma yaptım. Şimdi sen buradaki dik üçgene bakacak olursan. Hocam bu birim çember olduğu için yarı çap bir ya. Buradaki dik üçgende bak alfanın komşusu var hipotenüs var. Aklıma komşu ve hipotenüs deyince kosinüs alfa geldi. O zaman yazarım kosinüs alfa neye eşit? Komşu bölü hipotenüs yani 1 bölü sekant alfadır. Sekant alfayı buraya kosinüs de buraya atarsam sekant alfa neye eşit oldu arkadaşlar? 1 bölü kosinüs alfaya eşit oldu. Gerçekten de öyle. Ha buradaki dik üçgenden de kosekant alfanın da 1 bölü sinüs alfa olduğunu zaten ispatlayabilirsin. Tamam mı? E hocam alfa burası. Bak buraya beta dersem alfa beta. Beta 90 bak burası alfa yapıyor. Alfa iken burası alfa değil. Ona da dikkat et. Bu açımız alfa iken beta burası alfa yapıyor. Bu alfanın bak karşısı var. Burada da hipotenüs var. O yüzden sinüs alfa eşittir kosekant alfa diyorsun. O yüzden kosekant alfa da 1 bölü sinüs alfa oluyor dostlar. Tamam. Sekant ve kosekantın da tanımı bu. Şimdi baştan şöyle bir tekrarlayalım. X eşittir 1 doğrusunun tanjant ekseni olduğunu bileceksin. Y eşittir 1 doğrusunun da kotanjant ekseni olduğunu bileceksin. Kos, sekant ve kosekant da çıkar mı çıkmaz mı? Ya genelde çıkmıyor diyebilirsiniz ama tanımını bilin. Açıyı gösterdikten sonra oradaki noktadan bir teğet doğrusu çiziyorsun. X ekseni kestiği yer sekant. Y ekseni kestiği yer doğrunun kosekantı veriyor bize. Ve 1 bölü kosinüs sekant alfaya 1 bölü sinüs de kosekant alfa eşit olduğunu bil. Özellikle çarpanlar ayırmalı sorularda bunlar karşımıza çıkacak. Evet. Şuraya örneğe gelelim arkadaşlar. Bak. Şimdi sana 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 20 tane trigonometrik değeri ezbersiz nasıl aklında tutacağını göstereceğim. Hocam bunları bu tabloyu ezberliyorlar. Sakın ezber yok. Ezberlememek için ne yapacaksın? Arkadaş birim çemberi çizeceksin. Bak aşağıda çizilmesi var da çizerken de nasıl çizdiğini göster. Birim çemberde bu uzunluklar bir birim ya. Hocam bir birim bir birim bir birim bir birim olduğu için şuradaki nokta 1'e 0 noktası. Buradaki nokta nedir? 0'a 1 noktası. Buradaki nokta nedir? Eksi 1'e 0 noktası. Buradaki nokta nedir? Y ekseni üzerinde olduğu için 0'a eksi 1 noktası. Hocam biz bunun kosinüs ekseni bunun da sinüs ekseni olduğunu biliyoruz. Ve buradaki noktalar hep nasıl yazılıyordu arkadaşlar? kosinüs sinüs şeklinde yazılmıyor muydu? Evet. CYS, CYS, CYS yazınca direkt olay bitiyor arkadaşlar. Bak nasıl mı bitiyor? Şimdi şuraya bakalım. Arkadaş burada sinüsün sıfırını bulalım. Sıfır derecelik açı. Hop şurası değil mi arkadaşlar? Sıfır burası, 90 burası, 180 burası, 270 burası. Hatta burası hem sıfırda yapıyor hem 360'da yapıyor. Bak şimdi dikkat. Bu sıfır derecenin. Bak 1'e sıfır noktası ya. Bu kosinüs 87, bu sinüs 87. Yukarıda çizmiştik nasıl çizeceğini göstermiştim. E hocam buradaki nokta nasıl yazılıyordu? C, y, s diye yazılıyordu. A kosinüs 0 neye eşit oldu? Hocam kosinüs 1'e eşit oldu. Kosinüs 0 eee kosinüs 0 1'e eşit oldu. Burada hocam sinüs 0 neye eşit oldu? Bak sinüs 0 da 0'a eşit oldu. Gördün mü? Direkt CS yazınca çıktı. Tanjantlara gelirsin de. Dur. Hocam 90 dereceye bakalım. 90 dereceye baktık. 90 dereceye yapınca buranın 0'a 1 olduğunu biliyorum ya. E hocam burası CYS A kosinüs 90 0'a eşit. kosinüs 90 0'a eşit. Sinüs 90 1'e eşit oldu. Bitti. Şimdi neye bakacağız? Hocam şimdi 180 dereceye bakalım. 180 derece burada ya arkadaşım. E, CYS'ye yazınca eksi 1'e 0 olduğunu biliyorum. A kosinüs 180 eksi 1'e eşit. Sinüs 180 0'a eşit. Sonra şuraya baktık. Hop. Kaç derece burası? 270 derece. 270 dereceye baktığın zaman da arkadaş CYS'ye yazdığın zaman kosinüs 270 sıfıra eşit. Sinüs 270 eksi 1'e eşit. Bitti gitti kardeşim. Olay bu. 360'a bakalım. 360 zaten yine buraya denk geliyor. 360 derece. Hocam Cs yazınca kosinüsü 1'e denk geldi. Sinüsü de sıfıra denk geldi. Bak sana 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 10 tane bilgiyi ezbersiz yaptım. Gördüğünüz üzere. 10 tane bilgiyi ezbersiz yaptım. E hocam tanjant ve kotanjant ne olacak? Bak tanjant dediğim sin bölü kos değil mi? Sin bölü kos olduğundan. Sin'i kosa böldüğün zaman 0 bölü 1 nedir arkadaşlar? 0'dır. E kotanjant da nedir arkadaşlar? Kosinüs bölü sinüs olduğundan. Yani 1 bölü 0. 1 bölü 0 da nedir? Tanımsız. E hocam tanjant. Sin bölü kos. O zaman bu tanımsız yapıyor. Tanımsız. O zaman kotanjant 90 nedir? 0 bölü 1'den 0 yapar. 180'e bakalım. Tanjant sin bölü kostan ne yapıyor arkadaşlar? 0 bölü eksi 1'den 0 yapar. O zaman burası tanımsız yapar. 0 bölü 1'den. E buraya bakalım. 270'in tanjantı 1 bölü 0 tanımsız yapıyor. Öbürü de 0 bölü 1'den 0 yapar. Tanjant 360'a bakalım. Tanjant 360 zaten sıfıra eşittir. O da sıfıra e, 0'a ne tanımsız olarak bulmuştuk zaten. Olay bu. Sana 20 tane şeyi ezbersiz yaptım mı? Yaptım. Şu 1'e 0, 0'a 1, eksi 1'e 0, 0'a eksi 1 yazınca e, bizim buradaki noktamız kosinüse sinüs şeklinde yazıldığını da bildiğin zaman cs yazdığın zaman kosinüs 0, 1, sinüs 0, 0. Kosinüs cs, kosinüs 0, sinüs de 1 yaptı 90 derecede. 180'de ya da pi'de, pi'de. Mesela pi'nin kosinüsü eksi 1. Çünkü 180'in pi olduğunu biliyorsun. E sinüsün de sıfır olduğu zaten birim çemberden çıkıyor. Sakın ben bu tabloyu hiç ezberlemedim. Vay efendim şöyle diyorlar. Kosinüsün sıfır olduğu yerde sinüs 1 oluyor diyorlar. Ama eksi biri de var. Onu ne yapacak? Hiç ezberleme. Çiz bu birim çemberi. Yukarıdaki gibi benim gibi çiz. 1'e 0, 0'a 1, eksi 1'e 0, 0'a 1 yaz. CS'leri de şöyle yazınca bak hocam 0 derecede kosinüs 1, sinüs 0. Bak geldim buraya 90 derece yaptı burası. Kosinüs 0 sinüsü 1 yaptı. Hop şöyle geldin 180 derecede ya da pi'de. Kosinüs eksi 1 sinüsü 0. Hop geldin 270'de. Kosinüs 0 sinüsü de eksi 1 de. Hiç ezbersiz bir şekilde şu bunu yazdıktan sonra bütün bilgileri yaz geç kardeşim. Tamam. Evet geldik şimdi örnek 11'e. Evet bak bu önemli. Örnek 11 ve örnek 12 senin için önemli. Çünkü trigonometri ile alakalı böyle soruları ÖSYM bize soruyor. Dikkat et. Yukarıda verilen birim çembere göre aşağıdaki birim çemberin çeyreği çizilmiş böyle. Birim çemberde şuradaki yarı çapın kaç birim olduğunu biliyoruz. Bir birim. Şuranın da bir birim olduğunu biliyoruz. Şimdi aşağıdaki uzunlukları bulunuz. AB'yi bulalım. Arkadaş AB'yi ben bulabilirim zaten. AB'yi nasıl bulabilirim? Şöyle bu açının burası şöyle burası ne yapıyordu? Kosinüs değeri yapıyordu ve şunun tamamının bir olduğunu biliyorum ben. Burası kosinüsü veriyordu bana değil mi? Kosinüs alfayı. Şuradaki değeri de sinüs alfayı vermiyor muydu bana? Evet burası da sinüs alfayı veriyordu. Şimdi AB'ye bakalım arkadaşlar. AB uzunluğu kosinüs alfa olmadı mı? Evet. AB kosinüs alfaya eşit oldu dostlar. Gördüğün üzere. Çünkü burası dikdörtgenden dolayı. FC'ye bakalım. FC nerede burası? Hmm, bak. FC'ye bakacağız şimdi. Arkadaş sen FC'yi bulmak istiyorsan. Şurada hop x eşittir 1 doğrusuna kadar gittiğin zaman. x eşittir 1 doğrusuna kadar gittiğin zaman. Buradaki ifadenin ne olduğunu biliyordun. Tanjant alfa olduğunu biliyordum. E hocam birim çemberden dolayı burası bir birim ya. Yani şurası bir birim. O zaman buraya ne kaldı? Bir eksi tanjant alfa kalmaz mı? Birden tanjant alfayı çıkartacağız. Yani fc uzunluğu bir eksi tanjant alfa yaptı. Çok güzel. Fd isteniliyor benden. Fd. Fd'ye gitmek için yeşli bir doğrusuna gideceğim. Bak 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 olaya bak. Şöyle geldiğim zaman. Hocam şuradaki uzunluk kotanjant alfayı veriyordu bana. E şurası 1 ya. Şuranın da bir birim olduğunu biliyorum. O zaman buraya ne kaldı? Dikkat et. Tamamı kotanjant alfa burası da 1 ise burası da kotanjant alfa eksi 1 mi yapar? Aynen öyle. Tamam yazalım şuraya o zaman. Kotanjant alfa dur kalemi alamadım. Kotanjant alfa eksi 1 olduğunu. OB isteniyor şimdi. OB'ye bakalım. Hocam OB. Zaten OB'yi bulmuşuz. Sinüs alfa değeri değil mi? Evet. Sinüs alfa hocam OB. E Hüseyin Bey uzunluğu isteniyor. Hüseyin Bey uzunluğuna bakalım. E hocam bunun tamamı birdi. E o zaman burası ise buraya da ne kaldı? 1 eksi sinüs alfa kaldı. Yani orası da 1 eksi sinüs alfa yazabiliriz. Yani böyle birim çemberde bir şeyler istenildiği zaman oradaki yarı çap uzunluğunun bir birim olmasını kosinüsleri, sinüsleri, tanjant, kotanjant değerlerini yaz. Sonra istenilen her bir değeri çok rahat bir şekilde bulursun. Tamam dostum. Güzel bir soru. Bu soruya bak lütfen çok dikkat. Sonra gelelim şu soruya. Bu soruya da dikkat. İlk defa böyle negatifle ilgili bir soru yapacağız şimdi. Dikkat. Yukarıda verilen bilgilerde. <laughs> Bak şimdi. Hocam bu açının tanjantını bulurken ne yapacağız? Bak şu açıya bakarken dikkat et. Normalde alfa derecelik açı böyle. Hop geldiğin zaman alfa derecelik açı böyle. Alfa derecelik açı böyle olduğu zaman ne yapıyorduk? Tanjant eksenine değdiriyorduk bunu. Hop tanjant eksenine değdirirsen böyle. Bu bana tanjant değerini verir. E zaten apsisi 1'i veriyor bana. Ordinat değeri tanjant değerini verecek. Yani buradan ordinat nereye geliyorsa. Yani şurası bana tanjant değerini verecek. Ama dur. Ama dur. Burası bana tanjant değerini verecek ama. Bak burası ne? Aslında nokta olarak ne arkadaşlar? Burası. Hocam burası apsisi 1. Burası da ordinatta tanjant alfa değil mi? Evet. 1'e tanjant alfa noktası burası. Ama ben bu uzunluğu istiyorsam eğer. Hocam burası atıyorum. Eksi 5 olsaydı sen uzunluğa eksi 5 mi yazacaktın? Hayır. Ne yapacaktın? Mutlak değerini yazacaktın. Yani artı 5 yazacaktın. Uzunluk olarak istiyorsan burayı. İşte uzunluklarda negatif sayılarda buna dikkat edin. E hocam burası 1'e tanjant alfa noktasıysa. Yani burası tanjant alfa olarak bana bir bilgiyi veriyorsa. Tanjant alfanın değeri negatifse bir sayıya Uzunluk olarak o zaman burası eksi tanjant alfa yapmaz mı? Yapar. İşte buna dikkat edeceksin burada. Peki gelelim şuraya. Arkadaş bu açının şöyle geldiğim zaman hocam burası da kosinüs alfaya sinüs alfa değil miydi? C, C diye yazılıyor. Yani buradaki nokta kosinüs alfa değeri ama burası kosinüs alfa değeri olduğundan dolayı uzunluk olarak bakarsan negatif bir tarafta olduğu için eksili bir değer olacak kosinüs değeri. E uzunluk olarak bakacak olursan buradaki uzunluk eksi kosinüs alfadır. Şurası da sinüs alfa değeridir. Bak burası da sinüs alfa noktasıdır. E hocam pozitif tarafta bu uzunluk ne yapıyor? Pozitif tarafta olduğu için zaten direkt artı sinüs alfa yapar. Bir de kotanjantına bakalım. Sen şunu şöyle açı değeri olarak ne yapacaksın? Böyle şeye değdirdiğin zaman hop. Kosinüs kotanjant eksene değdirdiğin zaman ordinatı zaten bir apsi kotanjant yapıyordu. Yani burası kotanjant alfaya bir noktası değil mi? Evet. Bak nokta olarak kotanjant alfa burası ama şurası uzunluk olarak ne olacak o zaman negatif tarafta olduğu için eksiyle çarpılmış olmak zorunda. Yani burası eksili bir değer ya eksi 5 ise uzunluk olarak 5 birimdir. E, burası kotanjant alfa negatif bir değer ya negatif bir değer uzunluk olarak eksi kotanjant alfadır burası. Tamam dostum. Evet uzunlukları yazdık. Egean kara uzunluğu isteniyor. Egean karaya bakalım. Hocam şu uzunluğu bulmuştuk. O zaman bu uzunluk da yine eksi kosinüs alfadır. Aynı şekilde. EL uzunluğu isteniyor. EL hocam şu uzunlukla şu uzunluk eşit. Yani hop bu uzunlukla bu uzunluk eşit. Burası sinüs alfadır. Tamam. Eksi kosinüs alfa ve sinüs alfayı bulduk arkadaşlar. AB uzunluğu isteniyor. AB'ye bakacağım. AB hocam bak yazmışız zaten. Uzunluk olarak nedir burası? Eksi kotanjant alfadır. Eksi kotanjant alfadır. DF'ye bakalım. Hocam DF nerede? DF bak burası. E tanjant eksenindeki şu uzunluk demiştik. O da uzunluk olarak nedir? Eksi tanjant alfaya eşittir. Ve BK uzunluğu isteniyor bizden. BK neredesin BK? B noktası nerede? Burası BK uzunluğu isteniyor. Bak 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 dikkat et. Hocam uzunluk olarak bunun tamamı 1. E şurayı da ben sinüs alfa diye bulmuştum. O zaman buraya 1 eksi sinüs alfa mı kaldı? Evet. Burası da o zaman 1 eksi sinüs alfa yapar. Bu değerlerin bu şekilde olduğunu ezberle demiyoruz. Bizim gibi bul sen de. Çünkü ilerleyen zamanda burada bir üçgen oluşturacak. Mesela üçgenin alanı soracak. Ya da bir dörtgen oluşturacak. Dörtgenin alanını soracak. Yani atıyorum şöyle bir üçgen oluştursam. Şurada bir üçgen oluştursam. Hocam şu üçgenin alanı nedir diye sorsam. Taban ne? 1. Yükseklik ne? Sinüs alfa. 1 çarpı sinüs alfa bölü 2 diyeceksin. Olay bitti. Anlaştık. Olay bu kadar basit kardeşim. Yani sen şu sinüs tanımını, kosinüs tanımını, tanjant tanımını, kotanjant tanımını biliyorsan birim çemberde şuradaki uzunlukların her birini sinüs ve kosinüs cinsinden bulabilirsin. Hadi bakalım bir tane sorusunu yapalım. Sonra bu işi bitirelim. Sonraki soruları da bir sonraki videoya bırakalım. Yukarıda yani şu sayfa bitsin. Yukarıdaki birim çemberde AB uzunluğu çemberin yarıçapına eşittir. Evet birim çemberde AB uzunluğu çemberin yarıçapına eşittir. Birim çemberde şurası bir birim mi? Evet. AB'nin uzunluğu da çemberin yarıçapına eşit. E o zaman burası 1. A hocam. Yarıçap burada da 1. Ne çıktı? 1 1 1. Eşkenar üçgen çıktı. Yani burası 60 derece oldu. E tamam. Burası 60 dereceyse alfa'mız kaç derece oldu? 120 derece oldu. Alfa 150 derece demiş. Yanlış. B noktasının koordinatları diyor soruluyor bana. B noktasının koordinatları. Arkadaşlar koordinat burada x eksenine olan uzaklığı ve y eksenine olan uzaklığını bulacağım şimdi. Şöyle baktığım zaman x eksenindeki uzaklığı arkadaş 90'ın karşısı 1 ise 30'un karşısı ne yapar? 1 bölü 2 yapar. 60'ı karşısı da kök 3 bölü 2 yapar. O zaman 1 bölü 2 birim solda yani eksi 1 bölü 2'ye kök 3 bölü 2 birim yukarıda yani kökü 3 bölü 2 yapar. E o zaman buradaki noktamız ne yaptı arkadaşlar? Şöyle eksi 1 bölü 2'ye kök 3 bölü 2 yaptı. Bu da yanlış oldu arkadaşlar. Eksi 1 bölü 2'ye kök 3 bölü 2 olması lazımdı. Taralı alan diyor. E taralı alanda zaten yarı çap bir 1 olan bir eşkenar üçgen değil mi? Evet ya da e, taban 1 yükseklikte kök 3 bölü 2 işte 1 çap kök 3 bölü 2'den de alanı bulabiliriz. Ya da a kare kök 3 bölü 4'ten de bulabiliriz. O da kaç yapıyor? Kök 3 bölü 4 yapıyor. Taral alan kök 3 bölü 4'tür diyor. Yani cevap kök 3 bölü 4 doğru. O zaman hangileri doğru oldu? Yalnız 3 doğru oldu arkadaşlar. Cevabımız yalnız 3 yaptı. Evet gençler geri kalan soruları bu işi burada bitirelim isterseniz. Geriye kaç sayfa kaldı? Ben Toplamda 6 sayfa demiştim ama 7 sayfaymış. Geriye 7 sayfadan 3 sayfa kaldı. Tamamıyla sorulardan oluşuyor. O oluşan soruları da bir sonraki videoya bırakalım. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda ikinci günün 3. videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.